Şimdi ben şöyle söyleyebilirim. İki durumda da öncelikle bu kişilerin, bu arkadaşların Amerika'da sponsor firmaya ihtiyaçları var. Sponsor firmanın onlarla çalışmak istemesi ve onların çalışma vizesine sponsor olmak istemesi gerekiyor, tamam mı? Bunlardan bir tanesi H-1B diyelim. H-1B vizesi üniversite mezunu olan, eğitimini tamamlamış ve Amerika'da da o eğitimle bağlantılı bir işte e, bu kişiyle çalışmak isteyen bir firmanın olması durumunda mümkün oluyor. Ve H-1B vizelerine yılda bir kez başvurulabiliyor ve önümüzde şurada zaten bir buçuk ay var diyelim. Bir buçuk ay sonra Nisan 1 ve ilk haftası itibariyle göçmenlik dairesinde h 1 vizesi başvurusu yapılabiliyor. Ve bu başvuru yapıldığı zaman kişiler öncelikle tabi bu vizenin çıkıp çıkamayacağını bekliyor olacaklar ve bir süre sonra çıktıysa da onaylanıp onaylanmadığını bekleyip ve bu onayı alırsalar 3 yıllık Amerika da çalışma iznine o firmada sahip olacaklar. h 2 vizeleri ise aslında farklı bir durum. O da şu H2B vizeleri daha çok ve tabii H1B'de de dedik işte eğitimini tamamlamış, eğitimini bitirmiş kişiler dedik. Ama H2B'de ise daha çok vasıfsız dedikleri işler olabilir. Yani farz edelim bir resortta, bir tatil köyünde, bir otelde garson olabilir, havuz başında çalışacak kişi olabilir. Bu tip böyle e, belli işlerde çalışabilecek ve e, iş yerlerinin çalışmalarını geçici olarak istediği işçi pozisyonunda geliyor olabilecekler. h bir altında da gelebilmeleri için genelde orada da kota sınırlamaları var. Gerekli yılda iki kez adımlar atılabiliyor. Ama gün sonunda şuna odaklanmaları lazım. Öncelikle ona burada h de başvurabilecek büyük ölçekte büyük bir firmanın oluyor olmasına fayda var olsan. Yani h bir vizesi için o yüzden örneği verdim. Farz edelim bir yerde resort ya da hotel büyük bir işletme ve bunların geçici elemanları çalışanlara ihtiyacı oluyor ve onlar h bir altında getirebiliyorlar. H1B'nin var. H1B'de iş yeri isterse o kişinin green kartına sponsor olmak isterse o sponsorluğu mümkün olacak.